Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. E, 2021 TYT ve AYT çıkmış biyoloji sorularını çözeceğim. İkisi tek videoda olacak arkadaşlar, haberiniz olsun. Önce TYT sorularını, daha sonra da AYT sorularını çözeceğim. Başlayalım, 15. sorudan başlıyor TYT'de. Hücre zarı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Zar yapısında yer alan fosfolipitler hareket halindedir. Bu doğru arkadaşlar. Zar yapısındaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin dağılımı tüm canlıların hücre zarlarında aynıdır demiş. Arkadaşlar bu yanlıştır. Neden yanlış? Çünkü e, sadece tüm canlılar için değil bizim her hücremizde bile bu farklılık gösterebilir. Çünkü glikolipit ve glikoprotein hücreye özgürlük kazandırıyor. Yani farklı farklı olmasını sağlıyor. O yüzden iki numara yanlıştır. Zar yapısında yer alan taşıyıcı proteinler bütün moleküllerin zardan geçişinde görev alır. Arkadaşlar bu da yine yanlış olacak. Bütün moleküllerin demesi yanlış olmuş. Ee, mesela fosfolipit tabakadan geçen moleküller de vardır. Oksijendir, karbondioksittir. Bunlar taşıyıcı proteinlerle taşınmazlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız A olacak. 16. Trigliseritler ile ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir molekül trigliserit oluşurken bir molekül su açığa çıkar. Arkadaşlar hemen göstereyim size trigliseritlerin yapısını. Yapısında bir tane gliserol molekülü vardır veya gliserin de deniz, deniz buna. üç tane de yağ asidi bağlanır. Her bir yağ asidi bağlandıkça bir molekül su açığa çıkar. Dolayısıyla üç molekül su açığa çıkar. Bu yanlıştır. Bir gliserol ile üç yağ asidinin esterleşmesi sonucu bir trigliserit molekülü oluşur. Bu doğrudur. Aralarında ester bağları kurulur arkadaşlar. İnsanlar sentezledikleri trigliseritlerin yapısındaki yağ asitlerinin bir kısmını besinlerle dışarıdan almak zorundadır. Bu da doğru arkadaşlar. Bizim sentezleyemediğimiz temel yağ asitleri dediğimiz asitler vardır. Bunlar dışarıdan hazır alınmak zorundadır. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? E şıkkı 2 ve 3 olur. 17 Aynı cinse ait iki hayvan türü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bizim sıralamamız neydi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Arkadaşlar, eğer ki aynı cins içerisindeyse yukarıda bulunan familia, işte takım, sınıf, şube, alem burada da aynı yerdedirler ama türleri farklı olabilir. Diyor ki bu türler aynı aile içerisinde yer alır. Evet bakıyorum. Familya da aynı yerdeler. Doğru. Bu türlerin kromozom sayıları kesinlikle aynıdır demiş. Arkadaşlar kesinlik veremem buna. Yani farklı cinsler olabilirler. Mesela pardon, aynı cins ama farklı türler olabilirler. Farklı türlerde kromozom sayısı kesinlikle aynıdır diyemiyoruz. Cevabımız B şıkkı. Bu türlerin genlerindeki nükleotit dizilimlerinde farklılık görülebilir. Aynen öyle. Bu türler çiftleştiklerinde verimli döller oluşturamazlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Aynı cins ama iki farklı hayvan türü diyor. Bakın iki hayvan türü dolayısıyla veri, e, verimli verimli oluşturamazlar. Bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir. Zaten aynı cinste yer alıyorsa mutlaka benzerlikleri vardır. Cevabımız B şıkkı olacak. 18. sorumuza geçelim. Diyor ki insan Eşey ana hücresinde gerçekleşen mayozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mayoz tamamlandığında oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinden farklıdır. Bu doğru arkadaşlar. Mayozda çeşitlilik sağlanıyor. Profaz 1 evresinde homolog kromozom çiftlerinin kardeş olma kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar, burada crossing over'dan bahsediyor. E, e, gerçekleşebilir homolog kromozomların Anafaz 1 evresinde Kromozom sayısı Anafaz 2 evresindekinin 2 katıdır Şimdi bakın bu yanlış olacak Hemen size örneğini göstereyim Şöyle Diyelim ki 2'yen eşittir 8 kromozomlu bir hücremiz olsun Bu 2'yen eşittir 8 kromozomlu hücrenin Anafaz 1 evresi şöyledir bakın, 4 tanesi anneden gelen homolog kromozom 4 tanesi de babadan gelen homolog kromozom Anafaz 1 evresi Böyledir arkadaşlar Peki anafaz 2 evresine baktığımız zaman şimdi mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya düşüyor. Yani mayoz 1'de arkadaşlar 8 tane kromozom varken mayoz 2'de 4 tane kromozom olur. Dolayısıyla anafaz 2'deki görünüm bakın şu şekilde olacak. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı. Şunlar da böyle karşılıklı olarak dizilen kromatitler. Biz bunlara artık ne diyoruz? Kromozom diyoruz. Peki burada kaç tane kromozom var? Birincisinde 8 tane. Burada da her birine kromozom dediğimize göre kaç kromozom var? 8 tane. Dolayısıyla eşit olur arkadaşlar. Burada diyor ki anafaz 1'deki kromozom sayısı anafaz 2 evresindekinin 2 katıdır diyor. Bu yanlış olacak. Mayoz 1 tamamlandığında oluşan hücreler en kromozomludur. Bu doğrudur. Anafaz 1 evresinde homolog kromozomların hangi kutuplara çekileceği şansa bağlı olarak gerçekleşir. Bu da doğru arkadaşlar. Böylelikle e, çeşitlilik de sağlanmış oluyor. Cevabımız C şıkkı oldu. 19. soru. Aşağıdaki soy ağacında bir özelliğin bir ailedeki kalıtımı verilmiştir. Bu özelliğin e, kalıtımı ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi diyor ki X kromozomundaki baskın bir allel ile kalıtılıyor olabilir. Şimdi baskın bir allel ile kalıtılıyorsa biz taralı olmayanlara bakın ne yazacağız? X üzeri küçük A Y yazacağız erkeklere. Taralı olmayan kızlara da X üzeri küçük A küçük A yazacağız. Yazalım arkadaşlar bakın X üzeri küçük A Y X üzeri küçük A Y X üzeri küçük A X üzeri küçük A. Şimdi bakın şu iki tane x üzeri küçük a'nın yan yana gelmesi için birini anne babasından aldı diğerini kimden alacak annesinden. Annenin taralı olması için de x üzeri büyük a'yı taşıması lazım. Çocuklara baktığımızda bakın erkek çocuk zaten x kromozomunu annesinden alıyor. Dolayısıyla x üzeri büyük a y olur. Kız çocukta arkadaşlar babasından X üzeri küçük A'yı alır, annesinden de X üzeri büyük A'yı alırsa taralı olur. O zaman baskın bir allelle kalıtılıyor olabilir. Biz buna doğru diyoruz. Şimdi gelelim diyor ki X kromozomundaki çekinik bir allelle kalıtılıyor olabilir. Eğer çekinik allel diyorsa bu sefer taralı olanlara X üzeri küçük A'yı ve X üzeri küçük a, X üzeri küçük a yazacağız. Hemen üst tarafı temizleyelim bakın. Şöyle sileyim arkadaşlar. Buna göre yapalım. Şimdi 1'e doğru dedik. Gelelim 2'ye. Ne yapacağız? Taralı olanlara bakın. Kız olanlara x üzeri küçük a, küçük a. x üzeri küçük a, x üzeri küçük a. Ve x üzeri küçük a, y. Zaten taralı olmayan erkeklerinde tek bir ihtimali vardır. x üzeri büyük a, y. x üzeri büyük a, y. Şimdi arkadaşlar şu kız çocuğunun oluşabilmesi için birini kimden aldı? kromozomun annesinden. X üzeri küçük a. Birini kimden almak zorunda? Babasından. Peki babasında bu gen var mı? Yok. O zaman bu özellik X kromozomunda çekinik allerle kalıtılıyor olamaz. İki yanlış. Otozomal baskın olarak kalıtılıyor olabilir dedi. Eğer otozomal baskın kalıtılıyor diyorsa yine sağlam olanlara küçük a küçük a yazacağız. Bu sefer x'i y'yi katmıyoruz çünkü otozomal diyor. O zaman sağlam olanlara küçük a küçük a yazalım. Çiziliyim arkadaşlar yine burayı. Sağlamları yazıyorum. Bakın küçük A küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A ağ. küçük A. Küçük A'ların yan yana gelmesi için birini annesinden birini babasından aldı. Bunun taralı olması için de büyük A'yı yazdık. Sıkıntı yok. Şu baba. Bütün çocuklarına küçük A'yı verir mi? Verir. Peki bunların taralı olması için de annelerinden büyük A'yı alması gerekiyor mu? Gerekiyor. Alır mı? Alabilir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. O zaman bu da doğru olabilir. O, da o zaman çekinik olarak kalıtılıyor olabilir dedi. Bu sefer de taralı olanlara küçük A küçük A yazacağız. Bakın bu söylediklerimi mutlaka not alın arkadaşlar. E, hangisine küçük A küçük A yazacağız? Hangi durumda yazacağız? Bunu mutlaka not alın. Bakın eğer X kromozomunda baskın bir allelle diyorsa sağlam olan kızlara x üzeri küçük a küçük a erkeklere x üzeri küçük a y. x kromozomunda çekinik bir allel diyorsa bu sefer taralı olanlara yazıyorum küçük a'yı. Otozoman baskın diyorsa sağlam olanlara küçük a küçük a yazıyorum. Otozaman çekinik diyorsa taralı olanlara küçük a küçük a yazıyorum. Yazalım yine yukarı doğru çıkalım şöyle silelim burayı. Ne yapacaktık bu sefer? Taralı olanlara küçük a küçük a yazıyorum. Arkadaşlar küçük ağların yan yana gelmesi için bilinen neden aldı diğerini babadan. Babanın taralı olmaması için büyük ay taşıması gerekiyor. Sıkıntı çıkmadı. Peki anne bütün çocuklarına küçük ağı verdi. Bunlar babalarından büyük ay alarak taralı olmazlar. Dolayısıyla bu özelliği taşımazlar. O zaman herhangi bir sıkıntı çıktı mı çıkmadı. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1-3-4 denizli şıkkı olur. Diğer sorumuza gelelim. 20. soru son soru tyt için. Aşağıdaki şekilde bir denizel ekosistemde görülen küçük bir besin ağı verilmiştir diyor. Şekildeki besin ağı ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Şöyle biraz daha küçülteyim görelim hepsini. Diyor ki şeritli levrek 3. tüketici basamağında yer alır. Şimdi bakıyorum hemen yazıyorum bakın fitoplanktonlar üreticilerdir. Üretici. Zooplanktonlar birinci tüketici, balık larvası ikinci tüketici, Şeritli levrek de üçüncü tüketicidir arkadaşlar. Bu doğru. Bu besin ağında birden fazla besin zinciri yer almaktadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın bir şeritli levreğin olduğu besin zinciri var. Bir de deniz anasının olduğu besin zinciri var. Doğru. Zooplanktonlar birinci tüketicilerdir. Evet yazdık. Doğru. Deniz anası balık larvaları ile beslendiğinde ikinci tüketici olur şimdi deniz anası arkadaşlar balık larvası ile beslendiği zaman ikinci tüketici değil üçüncü tüketici olur çünkü bakın şu sıraya göre gidiyorum fitoplankton üretici zooplankton birinci tüketici balık larvası ikinci tüketici deniz anası ne olur üçüncü tüketici olur o yüzden D şıkkı yanlıştır bu besin ağında 4 trafik düzey yer alır. Baktığımız zaman bakın üreticiden başlıyoruz. 2, 3, 4 tane trafik düzey var. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur. Şimdi AYT'ye geçelim. Evet AYT'ye geldik arkadaşlar. Pardon. Evet düzelttim. Ee, diyor ki aşağıdaki durumların hangisinde insan kalbinin atış hızında düşüş olması beklenir? Bakalım Adrenalin, e, kandaki adrenalin hormonu seviyesi arttığında bu kalbi hızlandırır arkadaşlar. Adrenalin, tiroksin, nöroadrenalin bunlar kalbi hızlandırıyor. Kandaki karbondoksit yine hızlandırır. Kandaki tiroksin yine az önce söyledik hızlandırır. Vücut sıcaklığı arttığında da arkadaşlar kalp atışı hızlanır. Ama asetil kolin, asetil kalbi yavaşlatan bir hormondur. Dolayısıyla cevabımız edirne şıkkı olur. 29. soruya bakalım. İnsanda iskelet kaslarının kasılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İskelet kaslarının kasılmasında kalsiyum iyonlarına gereksinim duyulur. Bu doğrudur. Kasılma sırasında iskelet kası hücrelerindeki aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyu kısalır demiş. Arkadaşlar bakın, iskelet kasları kasılırken boyu kısalan ya da uzayan 3 tane yapı vardır. Bunlardan bir tanesini ben üçünü his olarak kodluyorum. Hisler kasılır veya hisler gevşer olarak H H bandı, I I bandı, S de sarkomer. Sarkomer daralıyor, haş bandı, I bandı kısalıyor. Geriye kalanlara hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla aktin ve miyozin iplikçiklerin boyu da değişmiyor arkadaşlar. B şıkkı yanlıştır. İskelet kasları enerji kaynağı olarak glikojeni kullanabilir. Evet, ilk önce glikoza dönüştürür, sonra kullanır. İskelet kas hücrelerinin uyarılması motor sinirlerle gerçekleşir. Doğru. İskelet kaslarında kasılma sırasında sarkomerlerin boyu kısalır. Az önce söyledik. Sarkomerin boyu kısalıyor. Cevabımız B şıkkı olur. 30. soru. İnsanda denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan hormonal sistemle ilgili hangileri doğrudur? Bir hormonun etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerinde bağlanabileceği reseptörlerin bulunması gerekir. Arkadaşlar bu yanlış. Bir hormon sadece Etki göstereceği yerde reseptörü olsun yeterlidir. Mesela insülin, insülin karaciğere etki ediyor. Sadece karaciğer hücrelerinde reseptörü olsun yeterli. Tüm vücut hücrelerinde olmasına gerek yoktur. Hormonlar salgılandıkları endokrin bezlerden vücut hücrelerine kan yoluyla taşınır. Bu doğru. Başka bir yolla taşınamaz. Sadece kan yoluyla. Vücudun normal sistem aracılığıyla uyarılara karşı tepki verme hızı, ee, sinir sistemi aracılığıyla verilene göre daha yavaştır. Doğru arkadaşlar. Hormonlar kan yoluyla taşındığı için daha yavaş cevap verilir. Dolayısıyla doğru olanı soruyor. Cevabımız denizli şıkkı 2 ve 3 olur. 31. soruya gelelim. Diyor ki insan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu yorumlardan hangisi yanlıştır? Ergin bir bireyin akciğerlerindeki toplam gaz değişim alanı derisinin yüzey alanından daha büyüktür. Bu doğru arkadaşlar yaklaşık 100 kat mıydı 200 kat mıydı ne daha büyüktür. Bu hani daha fazla oksijen alabilmemiz için. Solunum gazlarının solunum yüzeyinden alışverişi difüzyon kurallarına göre gerçekleşir. Bu da doğrudur. Egzersiz sırasında soluk verilirken dışarıya atılan havada sadece karbondioksit bulunur demiş. Bakın eğer bir soruda sadece yalnızca kesinlikle falan diyorsa orada bir şey arayın. Vardır yani. Sadece karbondioksit değil biz karbondioksitle birlikte gaz halinde su da dışarı veriyoruz arkadaşlar. Bu yanlış olur. Kana geçen oksijenin çoğu oksihemoglobin şeklinde taşınmaktadır. Doğru arkadaşlar. %98'i oksihemoglobin şeklinde yani hemoglobine bağlanarak taşınır. %2'si de plazmada taşınır. Kan dolaşımındaki karbondioksitin kısmi basıncının artması solunum merkezini uyarır. Eğer kan karbondioksit kanda artarsa solunum merkezi uyarılarak nefes alışverişler artar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 32. Bir polipeptit sentezinde işlev gören mesajlı RNA zincirinin belli bir bölümündeki 6 kodonun nükleotit dizisi aşağıda verilmiştir. Mesajlı RNA'yı vermiş bize. Diyor ki: Bu mesajcı RNA kalıplık eden DNA zincirinde meydana gelen bir mut mutasyon sonucu 3. kodon AGU kodonuna dönüşüyor. Ve sentezlenen polipeptidin amino asit diziliminin değişmediği görülüyor. Bakın arkadaşlar, üçüncüsü AGC'den neye dönüşüyor? AGU'ya. Ama polipeptidin amino asit dizilimi değişmiyor. Peki bunun sebebi ne olabilir? Demek ki AGC ile AGU aynı amino asiti diyelim ki A amino asitine kodluyorlar. Böylece sıralama değişmemiş oldu. Diyor ki bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Evet az önce bunu söyledik. Bu doğru. Meydana gelen mutasyon ilgili kodonun durdurma kodonlarından birine dönüşümüne neden olmuştur. Arkadaşlar bu zaten durdurma kodonu değil. Ayrıca durdurma kodonu olsaydı polipeptit sentezlenemezdi. Direkt sentez dururdu. Bu yanlış. Mesajcı reyna'nın bu bölümünde en az 6 çeşit amino asit şifrelenmektedir. Bakalım. Şimdi burada en az diyor ya arkadaşlar. Ben buna doğru diyemem. Buna bakarak doğru diyemem. Çünkü e, bu, iki, bu iki şifre A amino asitini kodlayabildiği gibi bunlardan bir tanesi de A'yı kodlayabilir. En az 6 çeşittir diyemem. 5 olabilir, 4 olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı buna ulaşabiliyoruz. Diğer sorumuza gelelim. 33. Aşağıda aynı ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki simbiyotik etkileşimlerle ilgili örnekler verilmiştir diyor. Bu örnekler ile simbiyotik etkileşim çeşitleri aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Bakalım. Baklagil ve baklagil köklerindeki nodüllerde yaşayan bakteri birlikteliğinde bakteri havadaki azot gazını bağlayarak baklagilin azotu kullanabilmesini sağlarken baklagil ise bakteriye organik besin sağlar. İkisi de fayda görmüş mü? Evet o zaman bu mutalizmdir. Mutalizm diyeceğiz. Mandalar ile bir çayırdaki böceklerin birlikteliğinde mandalar otlamaları sırasında otlar arasındaki böcekleri ezerken kendisi bu durumdan bir fayda sağlamaz. Arkadaşlar bu istemeden olan bir şeydir. Bu amensalizmdir. Sucuk kaplumbağalar ve onların kabukları üzerinde yaşayan yosunların birlikteliğinde yosunlar kaplumbağalar sayesinde yer değiştirip korunurken kaplumbağalar bundan etkilenmez. Bakın bir taraf fayda görüyor diğer taraf bundan etkilenmiyor. Dolayısıyla cevabımız bu da ne olacak? Komensalizm. Bakın hemen eşleştirelim. Komensalizm için ne dedik? 3 dedik. E, mutalizm için 1 dedik. 3-1-2 şeklinde cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Aynı uzunlukta iki DNA molekülü üzerinde araştırma yapan bir öğrenci, birinci DNA molekülündeki guanin ile stozin bazlarının toplam sayısının ikinci DNA molekülündekine göre daha fazla olduğunu gözlemliyor. Peki bu Neye sebep olur arkadaşlar? Guanin ile sitozin arasında kaçlı hidrojen bağı var? Üçlü değil mi? Eğer ki birinci DNA'da guanin sitozin daha fazlaysa o DNA'yı ayrıştırmak daha zordur. Diyor ki ikinci DNA molekülüyle aynı nükleotit diziline sahiptir. Bunu bilemem. İkinci DNA molekülüne göre yüksek sıcaklığa karşı daha dayanıklıdır. Evet ayrıştırmak daha zordur dedik doğru. İçerdiği fosfodiester bağı sayısı ikinci DNA molekülünden daha fazladır demiş. Arkadaşlar aynı uzunlukta iki DNA. Dolayısıyla daha fazladır değil eşittir olacak. Bu yanlıştır. Hangisi doğru? Yalnız iki bursa doğru olur. Gelelim 35. sorumuza. Diyor ki popülasyonda her yaş grubunda hayatta kalan bireylerin sayısı grafiğe aktarıldığında hayatta kalma eğrileri e, elde edilir. Aşağıda KLM popülasyonlarının hayatta kalma eğrileri verilmiştir. Buna göre diyor KLM ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bakalım diyor ki K popülasyonunda erken ve orta yaşta ölüm oranı yüksektir. Arkadaşlar K popülasyonuna baktığınız zaman ölüm ne zaman olmuş bakın ölüm yaşlı olduğu zamanlarda olmuş değil mi? Dolayısıyla erken ve orta yaşta ölüm oranı yüksektir demek yanlış olur. L popülasyonunda her yaş döneminde ölüm oranı sabittir. Evet baktığınız zaman düz bir çizgi şekli inmiş. Bu doğru. M popülasyonlarında erken yaşlarda ölüm oranı yüksektir. M'ye bakıyor. Bakın genç yaşlarda ölüm görülmüş arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Hangileri doğrudur diyor? Cevabımız denizli şıkkı 2 ve 3 olur. 36 Çeşitli ökaryotik hücrelerde gerçekleşen olayların hangilerinde FAD'ın indirgenmesi gerçekleşir? Arkadaşlar FAD'ın indirgenmesi sadece Krebs'te olur. Sadece Krebs'te olur. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki olacak A şıkkı. Nat deseydi hepsini alırdım ama FAD dediği için sadece Krebs'te olur unutmayın. 37. Fotosentez yapan canlıları inceleyen bir öğrenci bu canlıların fotosentez sırasında atmosfere verdikleri ürünlerin farklı olduğunu gözlemliyor. Bu ürünler arasındaki farklılığa canlıların durumlarından hangileri neden olarak gösterilebilir? Arkadaşlar atmosfere farklı ürünü salgılamalarının sebebi bakın karbondioksit yerin artı su kullanabilirler. Hidrojen sülfür kullanabilirler ya da hidrojen gazı kullanabilirler. Bunu kullandıklarında bakın hidrojen gazı kullandıklarında hiçbir şey vermezler atmosfere. Su kullandıklarında oksijen, hidrojen sülfür kullandıklarında da kükürt gazı verirler. Dolayısıyla hidrojen kaynaklarının farklılıklarından bu kaynaklanır. Bakalım fotosentez hızları arasındaki değişkenlik bunun ilgisi yok maruz kaldıkları ışık şiddetindeki değişkenlik bu da değil. Hidrojen kaynaklarındaki değişkenlik bu da sebep olur. Cevabımız C şıkkı yalnız 3 olacak. 38. Çiçekli bir bitkinin eşeyli üreme döngüsü incelendiğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelen yavrular arasında genetik çeşitliliğe katkısının olması beklenmez? Bakalım. Mikrospor ana hücresinden mikrosporların oluşumu bu mayoz olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu çeşitliliğe katkı sağlar. Megaspor ana hücresinden megaspor oluşumu Bu da mayozlu olur. Çifte döllenmenin gerçekleşmesi. Bu bir dursun. Yumurta hücresinin Döllenmesiyle zigotun oluşumu, döllenme olayı arkadaşlar bu da olur. Megaspordan yumurta oluşumu, megaspordan yumurta hücresi oluşumu. Bakın megaspor yumurta oluşmadan önceki bir hücredir arkadaşlar. Dolayısıyla burada mayoz bölünme yok. Burada sadece bir miktar farklılaşma olayı vardır. Bunun genetik çeşitliliğe sebep olması gerekmiyor. Burada çifte döllenmede de hem yumurta dölleniyor hem de polar çekirdekler dölleniyor. Yumurtanın döllenmesi çeşitliliğe sebep olur arkadaşlar. O yüzden bunu da alırız. Cevabımız eşit olur. 39. Bitkilerde suyun kök ve kökten gövde ve yapraklara taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır? Kökten yapraklara nasıl taşınıyor? Kısilemden taşınıyor değil mi? 3 tane taşınma mekanizması var arkadaşlar. Kılcallık, terleme kohezyon ve kök basıncı. Bunların içerisinde en etkili olan terleme kohezyondur. Terleme ile oluşan basınç farkı suyun kısilemden taşınmasında etkilidir. Doğru. Su kısilemden kök e, kısilem kökten yukarıya doğru aktif taşıma ile taşınır. Arkadaşlar kısilem hücreleri ölü hücrelerdir. Ayrıca zaten canlı olsa da taşınmaz. Çünkü kohezyon kuvveti sayesinde taşınıyor. Aktif taşımayla taşınmaz. Cevabımız Bursa. Kısilem içerisinde suyun taşınması tek yönlü olarak gerçekleşir. Evet kökten yapraklara doğru olur. Su molekülleri ile çeperindeki selüloz molekülleri etkileşir. Evet hatta biz buna ne diyoruz? Farklı moleküllerin etkileşmesi adezyon diyoruz. Adezyon. Kısilemdeki su yukarı doğru çekildikçe kökte ozmatik basınç artar. Bu da doğrudur. Ozmatik basınç nedir? Suya olan ihtiyaç. Su yukarı gidiyorsa kökün su ihtiyacı artar. Yani ozmatik basıncı artar. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. Son soruya gelelim. Aşağıdaki grafik kıyı yengeci ve örümcek yengecinin vücut sıvılarının tuz derişiminin, yaşadıkları deniz suyunun tuz derişimindeki değişimlerden nasıl etkilendiğini göstermektedir. Şimdi burayı okuyunca sanki böyle bilmece okumuş gibi. Çizgilerin iki ucundaki işaretler bu yengeçlerin yaşayabildikleri deniz suyu tuz derişimi sınırlarını belirtmektedir. Şimdi normal deniz suyu derişimi arkadaşlar 400 ile 600 arasındaymış. Kıyı yengecinde bakın 200 e, 200'e kadar yaşayabiliyor. 200'den 800'e kadar yaşayabiliyor yaklaşık olarak. Örümcek yengeçisi arkadaşlar 400'den böyle 700'lere kadar 650'lere kadar yaşayabiliyor. Bakalım. Örümcek yengecin kendi vücut sıvılarının tuz derişimini düzenleme yeteneği yoktur demiş. Arkadaşlar düzenleme yeteneği var ki bu şekilde bakın iki arada bir derede yaşayabiliyor değil mi? İki arada yaşayabiliyor sonuçta 400 ile 650 arasında yaşayabiliyor. O yüzden bu yanlış olur. Kıyı yengeci deniz suyu içerisinde her koşulda vücut sıvılarının ozmotik derişimini düzenleyip Şimdi bu da yanlış olacak. Şimdi arkadaşlar bakın vücut sıvılarının ozmotik derişimini her koşulda düzenleyebilir diyor ya. E burada sadece 200 ile 700 arasında düzenleyebiliyor. Her koşulda değil. Deniz suyunun tuz derişimi dikkate alındığında bu iki yengecin aynı ortamda yaşaması mümkün değildir. E arkadaşlar bakın ortak yaşadığı şu alan var yanlıştır. Ben bire yanlış dedim ama doğru olacak. Neden doğru? Çünkü örümcek yengecinin kendi vücut sıvılarının tuz derişimini düzenleme yeteneği yoktur demiş. Bu doğru olacak. Çünkü neden? Bakın burada e, sabit devam etmiş arkadaşlar. Eğer kıyı yengeci gibi böyle dalgalı devam etseydi e, düzenleme yeteneği vardır derdik. Ama sabit devam ettiği için demek ki sadece belirli değerler alabiliyor ve kendi kendine düzenleniyor. Dolayısıyla kendi vücut sıvılarının tuz derişimini düzenleme yeteneği yoktur dediğimiz doğru olur. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Böylece bitirdik sorularımızı. Umarım 2022 YKS çok güzel geçer. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.